Ekink ailesi başarıyı yakalamış, hayatları oldukça yolunda giden, tatmin olmuş bir çiftti. Ancak Lori Hacking bir gün sabah koşusundan sonra eve dönemedi. Dedektifler yaptıkları araştırmalar sonucu nihayet bu kayıp davasını çözdüler. Ancak bu gizemli kayboluşun arkasındaki hikaye kan donduran cinstendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinin başkenti olan Salt Lake'e gidiyoruz. Lori Suarez Hacking, 31 Aralık 1976 tarihinde doğdu. Maalesef henüz hayata gözlerini yeni açmışken, sürpriz onu bekliyor olacaktı. Çünkü biyolojik annesi henüz 13 yaşında bir kadındı, bir başka deyişle çocuk gelindi. 13 yaşındaki bir çocuğun annelik görevini yerine getiremeyeceği gerçeğiyle yüzleşti ve 4 ay sonra kızını evlatlık vermeyi seçti. Lori'nin yeni ailesi Thelma ve Geraldo Suarez olacaktı ve bu aile Kaliforniya'da yaşıyordu. 7 yaşındaki oğulları Paul için eve yeni bir kardeş, yeni bir heyecan getirme fikri epeydir akıllarındaydı ve bu fikirleri Lori'nin eve gelişiyle gerçekleşmiş oldu. Paul'a verdikleri sevginin aynısını Lori'ye de verdiler. Ona güzel bir çocukluğu ellerinden geldiğince yaşattılar. Ancak 1987 yılına gelindiğinde Thelma ve Geraldo çifti artık eskisi gibi iyi anlaşamıyordu ve sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı. Lori sadece 10 yaşındayken Thelma ile birlikte Orem, Utah'a taşınacak, geri kalan hayatına annesiyle devam edecekti. Lori'nin hayatındaki parçalar nihayet yerine oturmaya başlıyordu. Okulda başarılıydı, sosyal ilişkileri güzeldi, arkadaşları onu iyi kalpli biri olarak tanımlıyordu. Lori olgun düşünebilen, attığı adımları her seferinde başarıya ulaştırabilmiş, başarılı bir kadındı. Ve hayatı için bir planı vardı, bu güzel giden, başarılı hayatın tek eksiği, yapbozun son parçası, hayatının aşkını bulmak olacaktı. Bu hayatının aşkıyla 1994 yılında lisesiyle birlikte gittiği bir gençlik kampında karşılaşacaktı. Lori bu kampta Mark Hacking ile karşılaştı. Mark çok eğlenceliydi. Ve bu neşesi, enerjisiyle birlikte Lori'nin dikkatini çekmesi de uzun sürmedi. Mark ve Lori'nin aşk hikayesi bu kampta başladı. Çok zaman geçmeden Lori annesine Mark hakkında her şeyi anlatma ve ondan bahsetme kararı aldı. Mark o sırada 20 yaşındaydı ve misyonerlik işine başlamak üzereydi. Bir süre Winnipeg, Kanada'ya gitmesi gerekti. Uzun mesafe ilişkisi, hiçbir şekilde bu yolunda giden ilişkilerini etkilemedi. Mark aynı yıllarda talihsiz bir olay yaşadı, bir çatıdan düştü ve bu olayda beyin sarsıntısı nöbeti, sırt kırılması da dahil olmak üzere çeşitli yaralar almıştı. Bu talihsiz kaza, Mark'ın iyileşme döneminde aralarındaki bağın güçlenmesine de sebep oldu. Mark, hayalini gerçekleştirmek ve lisans eğitimine başlamak için Utah Üniversitesi'ne, tıp fakültesine kaydoldu. Lori ve Mark, aynı yılın Aralık ayında Utah'ta bir tapınak töreniyle evlendiler. Acısıyla, tatlısıyla bir hayatı ortak geçirmenin imzalarını sevdiklerinin önünde attılar. Ailesi ve arkadaşları onları her zaman birbirlerini çok seven ve çok çalışan bir çift olarak tanımlardı. Uyumlu bir şekilde birlikte hedeflerinin peşinden gidiyorlardı. Aynı zamanda hem kiliselerinde hem de topluluklarında aktif olmaya devam ediyorlardı. Wells Fargo'da bir borsa komisyoncusu asistanı olarak çalışan Mark, yıllar geçtikçe tıp fakültesine girme hayalinin peşinden koşmayı da bırakmamıştı. Çeşitli üniversitelerle geçmişte olduğu gibi tekrar görüşmeler yaptı. Ve sonunda sıkı çalışmasının karşılığını aldı, Kuzey Carolina Üniversitesi'ne tıp programına kabul edildi. Sonunda hayalleri gerçek olmuş ve şimdi gelecek kaygıları olmadan istedikleri mutlu aile tablosu oluşabilecekti. Mark'ın eğitimine devam etmesi için Kuzey Carolina'ya taşınmaları gerekecekti. Temmuz 2004'te Lori'ye bu haberi verdi ve genç çift, Utah'tan Kuzey Carolina'ya taşınmak için hazırlıklara başladı.
Bu sırada Lori, 10 yıllık bir ilişkiden sonra, ilk çocuğuna, 5 haftalık hamileydi. Bu haberi sevdikleriyle paylaştılar. Hayatlarında her şey yolunda gidiyor, adeta peri masalını yaşıyorlardı. Ta ki, 19 Temmuz 2004 gününe kadar. Mark sabah uyandı ve karısının yatakta olmadığını fark etti. Lori sık sık sabah koşusuna çıkar, sonra eve gelip hazırlığını yapar, işe giderdi. Ancak mesai saati gelmiş olmasına rağmen Lori sabah koşusundan eve gelmemişti. Biraz daha bekleyen Mark hemen Lori'nin ofisini aradı. Ne yazık ki Lori işe o gün hiç gitmemiş ve iş arkadaşlarından kimseyle konuşmamıştı. Çaresiz kalan Mark'ın kayıp ihbarında bulunmaktan başka yapacağı bir şey yoktu. Mark polisi aradı ancak polisler kayıp ihbarında bulunmak için 24 saat beklemesi gerektiğini söylediler. Kayıp aramaları birçok koşucu tarafından tercih edilen bir bölge olan Grove Park ile başladı. Bu sırada Mark aile üyeleriyle iletişim kurmaya devam etti. Arkadaşları ve ailesi kayıp hamile kadını aramak için parkta toplandı. Raporlara göre arama çalışmalarına 1000'den fazla kişi katıldı, birçoğu onun kaçırıldığından emindi. Aile üyeleri, kilise üyeleri ve topluluktan gönüllüler geniş çaplı bir arama yaptılar. Ancak ne yazık ki bu aramalar sonuçsuz kaldı ve Lori'den bir iz yoktu. Polis bu sırada Lori'ye en yakın kişilerle konuşmaya başladı ve yeni ipuçlarıyla bu davaya hız kazandırmak istiyorlardı. Genelde bu tür kayıp vakalarında baş şüpheli, kayıp kişinin kocası veya karısı oluyor, sorgulamalar eşin gözaltına alınmasıyla başlıyordu. Mark, Salt Lake City Polis Departmanı dedektifi, Kelly Kent tarafından sorguya çekildi. Tıp kariyerine devam edebilmek için taşınmak üzere olduklarını söyledi. Onkoloji alanına odaklanacağını açıkladı. Ancak Kent, ona onkolojiyi nasıl heceleyeceğini sorduğunda, Mark kelimeyi heceleyemedi. İlginç bir şekilde, sadece kaşlarını kaldırdı. Müfettişler, çifte yakın kişilerle görüşmeye devam ettiler. Onların hikayeleri, Mark'ın anlattıklarıyla uyumlu görünüyordu. Onlara göre çiftin mutlu bir evliliği vardı. Her çift gibi, bazen anlaşmazlık yaşıyorlardı. Ama bir şekilde çözüyor, yatağa küs girmiyorlardı. Bu sırada müfettişler, Lori'nin arabasını titizlikle aramaya başladılar. Fark ettikleri ilk şey, araba koltuğunun ve dikiz aynalarının konumlandırılma şekliydi. İncelemelerden sonra, arabayı en son Lori'nin sürmemiş olabileceğini varsaydılar. Ayrıca arabada bir marketten alınmış yeni bir şilte ve çarşafın fişini buldular. Hemen markete gidip sahibiyle görüşen polisler bu alışverişi Mark'ın yaptığını belirledi. Mark, Lori'nin kaybolduğunu bildirmek için polisi aradığı sıralarda alışveriş için bu markete gelmişti. Polis Mark'a bu şilteyi sorduğunda ise Lori'nin kadınsal bir durum yaşadığını ve bir hafta önce eski şilteyi attıklarını söyledi. We needed a new mattress. We decided to get one, so I went. And we had been shopping around, looking at different places, and I had found one. Anlattığı hikaye karşısında ikna olan polisler, Mark'ı tüm kanıtlar ikinci dereceden olduğu için serbest bıraktılar. Sonraki gün polisler, Salt Lake City Motel'den ilginç bir telefon aldı. Bir adam, otelin dışında çıplak bir şekilde koşuyor, çığlık atıyordu. Polisler hemen yola çıktı, motele vardıklarında bu kişinin Mark olduğunu fark ettiler. Raporlara göre Mark, motele geldi ve alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkolün miktarını arttırdı, ardından bir şişe barbiturat tüketti ve çığlık atarak koşmaya başladı. Delimsek hareketler ve acayip davranışlar sergileyen bu adamı gören polisler, eşinin kaybından sonra girmiş olduğu psikolojik bunalımı düşünerek normal karşıladılar. Hemen ailesiyle temasa geçtiler, Mark'ın erkek kardeşi Scott, motele geldi ve kardeşini evine götürdü.
Evde bulduğu not ise olayın gizemini arttırıyordu. Bu garip notta tutarsız cümleler, değişik hikayeler vardı. Mark tarafından yazılmıştı, bir deli mektubundan farksızdı. Aklını kaybetmiş gibi görünüyordu. Ailesi sonunda dayanamadı ve onu üniversitenin psikiyatri koğuşuna yatırdı. Mark hastanede gözlem altındayken müfettişler parçaları bir araya getirmeye başladılar ve Mark'ın ikili bir hayat sürdürdüğünü keşfettiler. Mark, 24 Nisan 1976 tarihinde toplumda tanınmış ve saygın bir çocuk doktorunun oğlu olarak dünyaya gelmişti ve erkek kardeşleri de en az Mark kadar başarılıydı. Ve şok edici bulgu, Mark'ın aslında Kuzey Carolina Üniversitesi'ndeki tıp programına kayıtlı olmamasıydı. Bu bilgi ailesi için de şaşırtıcı oldu. Ayrıca Mark'ın üniversite diplomasını bile almadığı belirlendi. Utah Üniversitesi'nde 2002 yılında sınıfta kalmış ve başından beri okula gidiyormuş gibi davranmıştı. Bunlara ek olarak Mark'ın gerçek bir Mormon'a yakışmayan işlere karıştığını belirten raporlar da bulundu. 1996'da misyonerlik işini bıraktırılmıştı çünkü bir Mormon'a yakışmayan faaliyetler sergilemişti. Bu faaliyetler arasında sigara içmek, alkol almak ve bazı kızlarla yakın ilişki içinde olmak vardı. Bir arama izni aldıktan sonra müfettişler evinde aramalara devam etme kararı aldılar. Dairede birkaç tutarsızlık fark eden, sorgulamayı da yapan dedektif Kent olacaktı. Yatak odalarında bir mektup buldu, bu mektup Lori tarafından yazılmıştı. İşten eve gelmekten nefret ediyorum. Çünkü bizim dairemizde olmak canımı yakıyor, işler değişmezse seninle geçireceğim hayatı hayal bile edemiyorum. Sen hayatında değişiklik yapmadıkça hayatımın geri kalanını seninle birlikte geçirmek istemiyorum. Dairede daha ayrıntılı inceleme yapan dedektifler yeni bir şiltenin satın alındığını ve çarşafların kırışmış göründüğünü fark etti. Ancak bu çarşaf içinde yattıkları için değil, daha yeni naylonundan çıkarılıp yapıldığı için kırışıktı. Bir av bıçağı bulan polisler, üzerinde bir parmak izi de keşfetti. Ve bir kan lekesini de Mark'ın arabasını aramalarıyla bulacaklardı. Mark'ın arabasının arka koltuğundaki kan ve evde buldukları bıçak, test için laboratuvara gönderildi. Artık tüm oklar Mark'ın üzerindeydi, bir kayboluştan çok, bir cinayet davası üzerinde çalıştıklarını dedektifler nihayet anlamıştı. Ancak dedektifler bu şüphelerini hemen ortaya çıkarmayacak, bunun yerine araştırmalarına devam edecek, tüm kanıtları topladıktan sonra harekete geçeceklerdi. Müfettişler, Utah Üniversitesi psikiyatri koğuşunda bir adamın çöp bidonlarına büyük bir şey attığına dair telefon aldı. Ama Lori'yi arama çalışmalarında Mark daha yeni şüpheli olmuştu. Bu süre zarfında bu çöp çoktan çöplüğe getirilmişti. Ayrıca Mark ve Lori'nin gittiği kilisenin arkasındaki alanı aradılar ve eski şilteyi buldular. Lori'nin kaybolmasından bir gün önce, pazar akşamı, Lori ve Mark'ı alışveriş yaparken gösteren güvenlik kamerası görüntülerini keşfettiler. Mağaza yöneticisi Eric Holman bunu doğruladı, müfettişlere Mark'ı tanıdığını, çünkü sık sık sigara almak için uğradığını söyledi. Holman, Mark'ın mutlu olduğunu, ancak Lori'nin üzgün göründüğünü, ardından bir sonraki sabah, Mark'ın markete tek başına geri geldiğini ekledi. Ayrıca laboratuvardan test sonuçları geldi, bıçakta ve arabada bulunan kan, Lori'nin kanıyla eşleşti. Bu ilginç hikayede yeni haberler gelmeye, gelişmeler yaşanmaya devam ediyordu. Mark Hacking, Lori Hacking cinayetinde artık baş şüpheliydi. Mark'ın babası Douglas, medyaya verdiği bir açıklamada bunu doğruladı, Lori'nin kayboluşu hakkında oğluyla yüzleşmiş ve oğlunun itiraflarıyla yıkılmıştı. 16 Temmuz Cuma günü, ortadan kaybolmasından sadece 3 gün önce, Lori Kuzey Carolina Üniversitesi'nden biriyle temasa geçti ve bir okul yöneticisi, Mark'ın oraya kaydolduğuna dair hiçbir kayıt olmadığını söyledi. Hatta yönetici Lori'yi beklemeye aldı ve Amerikan Tıp Fakültesi başvuru servisiyle temasa geçti ve Mark'ın başvurmadığını doğruladı. Lori bu telefon görüşmesiyle yıkılmıştı, bebeğinin babası olacak adam kendisine neden, ne amaçla yalan söylemişti.
ve bu saçmalığı Mark'a sordu. Mark ona bir kez daha yalan söyledi ve aynı yöneticiyle tekrar konuştuğunu ve gelen mesajda bir hata olduğunu söyledi. Lori'den okula bir sesli mesaj atmasını, olayın gerçeğini öğrenmesini istedi. Lori'nin sesli mesajının pazartesi gününe kadar duyulmayacağını biliyordu, araya hafta sonu girmişti. Her şeyden habersiz olan Lori ise, sesli mesajda yöneticiye onu geri aramasını ve her şeyin yolunda olduğunu, yapılan hatayı bir de ondan duymak istediğini söyledi. Ve olay gecesi, Lori'nin kayboluşu polise bildirilmeden bir gün önce, Lori uyumak için odasına gitti. Ardından Mark, sakladığı yerden tüfeğini çıkardı, uyuyan karısının odasına girip, onu kafasından defalarca vurdu. Cesetten, cinayet silahından ve kanlı yataktan kurtulması gerekiyordu. Ve bu yalancı şerefsiz, aynı gece, marketin güvenlik kameralarında, Lori olmadan tek başına görülmüştü. Cesedi farklı çöp bidonlarına koymak, kanıtlardan kurtulmak için dışarı çıkmıştı. Ve mide bulandırıcı bir detay, Mark'ın kameralarda tırnaklarını incelediği ve hatta saatine baktığı görülüyordu. Kanıt bırakmadığından, parmaklarında kan izi olmadığından emin olmak istiyordu. Tüm bu kanıtlara, itiraflara ve iğrençliklere rağmen, Mark Hacking, 2 Ağustos'ta nitelikli cinayet şüphesiyle tutuklandı. Çünkü Lori'nin cesedine hala ulaşamamışlardı. Aramalar aylarca Salt Lake City çöplüğünde, kadavra köpeklerinin de kullanılmasıyla devam etti. Ancak Lori'den hala hiçbir iz yoktu. Ta ki Lori'nin çürümüş bedeni, olaydan neredeyse 3 ay sonra, 1 Ekim'de keşfedilene kadar. Bu keşfin ardından Mark Hacking, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak halkın bu karara öfkesi ve tepkisi nedeniyle Mark'ın cezasını yeniden değerlendirmek için bir duruşma düzenlendi. Ve sonunda cezada değişikliğe gidildi. 2035'e kadar şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Suarez ailesi, Lori'nin mezar taşındaki Hacking ismini kaldırdı. Lori'nin soyadı, küçük kız anlamına gelen Portekizce Filina kelimesiyle değiştirildi. Videoyu bitirmeden önce, soldaki video rahatsız edici olup, sadece yetişkin kullanıcıların izlemesi önerilir, sağdaki oynatma listesi ise, sizler tarafından çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.